Derbi var. There's a derby. Yarın da maç sonrasında. After the national break. Takım arkadaşım ilk takımlardı ama. Your many teammates are in the national teams. Derbi yavaş yavaş geçti bir takım. Are we having the derby atmosphere stepping over? I want to ask about your first derby under Beşiktaş jersey. First of all, I hope that all my team. Öncelikle takım arkadaşlarım umarım milli takımlarından sağ salim dönerler. Herkese sağlıklı bir şekilde ihtiyacımız var. Fenerbahçe stadında daha önce maç oynadım, atmosferi biliyorum ama bu biraz daha farklı bir durum olacak haftaya. Benim ilk derbim olacak. Heyecanlıyım tabii ki ve sabırsızlıkla da bekliyorum. Umuyorum 3 puanı kazanırız. Bunu taraftar için de yapmayı aslında çok istiyoruz. Bizi çünkü her maç çok iyi bir şekilde çılgıncasına destekliyorlar. Herkesi mutlu etmeyi hedefliyoruz önümüzdeki maçta. Şunu da sorayım hemen. Şimdi tabii ki iki kulüplerin arasında olacak bir konu, transfer görüşmesi ama eğer konu kendisine gelirse Beşiktaş'ta kalmak için fedakarlık yapar. I would love to continue here after the... Tekrar söylüyorum, ben burada kalmayı isterim ama şu an yapabileceğim şeylere daha çok odaklanma niyetindeyim. 2-3 aylık daha uzun vadedeki şeylere odaklanmaktan ziyade şu an zinde kalıp performansımı yükseltip takımın 3 puan kazanmasına yardımcı olacak şeyleri yapmam gerekiyor, yapmayı istiyorum. Tabii ki de kulüplerin arasında olacak bir şey, bu kulüp kararıdır ama kulüp de benim kalmamı isterse ben zaten seve seve burada kalmayı istiyorum. Yaza kadar daha oynanacak çok fazla maç var. Henüz daha lig bitmiş değil. Benim odağım dediğim gibi şu an ne yapacağımız, önümüzdeki hafta Fenerbahçe maçında ne yapacağımız. Şunu sormak istiyorum. Geçmişte de transfer döneminde Maxim Beşiktaş'ta adı anılmıştı. Tabii ki böyle bir durumla Beşiktaş'ta tekrar buluşmuş oldu. En azından Beşiktaş'a imza atmış oldu. Geçmiş dönemde Maxim Beşiktaş'la alakalı gelen teklife karşılık nasıl bir düşüncesi olmuştu? Bir temas olmuş muydu? Neler söyler? Me personal, I try to focus on my job. Daha önce bu konuyla ilgili söylentiler olduğunu biliyorum ama ben her zaman işime odaklanmışımdır. Antep'te bulunduğum süre zarfında hep takıma faydalı olmaya odaklanmıştım. Diğer konular aslında menajerimin işiydi. Ben öncelikle dediğim gibi her zaman sahaya ve idmana odaklanan birisi oldum. Transferler ve diğer söylentiler benim işim değildi. Tabii ki bu ilgiyi, alakayı görmek güzel. Depremden sonra kulübüm ligden çekildikten sonra burada olma imkanı doğdu. Buraya gelme ihtimali doğdu. Başka kulüplerin de ilgisi olduğu bir gerçek ama benim ilk tercihim Beşiktaş oldu ve diğer her şeyi o dönemde bekletme kararı aldım. Tekrar söylüyorum, burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Maxim her Süper Lig takımının isteyeceği bir oyuncu. Maxim, o yeteneklere sahip ama geçtiğimiz günlerde okudum ben. Antep yerel basınında Maxim'in bursaersinin 4-5 milyon euro civarında bir para olduğunu söyledi. Beşiktaş'ı zorlayacak bir durum ve kontratında da bir satın alma maddesi yok. Geleceğiyle ilgili ne söyler? Yani Beşiktaş'ı bu paralar zorlar biraz. Are not in my hand actually, you know. I say the... Bu konular benim elimde olan konular değil aslında. Burada devam etmeyi tabii ki isterim. Burası büyük bir kulüp. Stadımızda taraftarımızın önünde daha fazla oynamak beni tabii ki çok mutlu eder. Ki bu konu gerçekleşirse ben de sevinirim. Ama rakamlar maalesef benim işim değil, benimle ilgili bir konu değil. Buna bir şey diyemem. Kulüplerin konuşması gereken bir şey. Tabii ki Beşiktaş beni satın almak isterse bunu kulüpler kendi aralarında görüşmeleri gerekiyor. Ben günlük rutinime, kendi yaptığım işe daha çok odaklıyım. Sezonu iyi bitirmeyi düşünüyorum, hedefliyorum. Sezon sonunda bakacağız. Şu anda hedefim ve düşündüğüm şey sezon sonu değil. Bugün, bu hafta ve önümüzdeki hafta derbide fırsat bulursam yapabileceklerim, yapma ihtimalim olan şeyler sezon sonu zamanı geldiğinde bakacağız, göreceğiz. Maxim'in kariyerine baktığımızda, özellikle Türkiye kariyerine baktığımızda, oynamaya 11 olmaya alışkın olduğunu ancak Beşiktaş'ta you have always played in the starting line. Kurun hocası hiç görüşüyor ama 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 kurun hocası hiç görüşüyor. Hocamızın kararlarına da her zaman saygı duyuyorum. Ben elimden geldiğince fazlasıyla çalışıp kendimi bu noktada hocalara, hocamıza göstermek istiyorum. Tabii ki de 11 başlamayı hedefliyorum. Şu anda ama işimi yapıyorum, elinden geleni yapıyorum. İyi idman yapmaya çalışıyorum. Sonrası tabii yine hocamızın kararıdır. 2 dakika, 3 dakika, 5 dakika ya da 90 dakika oynarsam, ne kadar oynarsam oynayayım. Benim hedefim her zaman takıma katkı sağlayıp 3 puan kazanmamızı sağlamaya yardımcı olmak olacaktır. İspanya'da, Romanya'da, Almanya'da oynadı. You played in Spain, Türkiye'de devam Germany, etme Romania. Kararı var mı? Did you take any decisions to continue in Turkey or first? Yeah, I have the possibility to play in Spain. İspanya'da, Romanya'da ve Almanya'da oynadım. Bilhassa Almanya'da uzun süre oynadım. Şu anda Türkiye'deyim. Farklı bir ülke tabii. Farklı karakteristiği olan bir ülke, farklı bir lig.
buradayım şu anda ve burada olmayı seviyorum. Burada olmak güzel. Ben aslında bana sorarsanız geleceğimi burada görüyorum diyebilirim. Her zaman da dediğim gibi öncelikle sağlıklı olmaya çalışıyorum. Daha sonrasında da iyi çalışmaya çalışacağım. Aynı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Ama birkaç sene daha burada oynamayı isterim tabii ki ben. En yüksek sayıları Gaziantep'te çıktı. You have reached the maximum limit in Gaziantep, like you know, about the numbers and data. At the Stuttgart, you know, first time you are in a team with in the title match. Bu durumu devam edebilir mi yoksa o Gaziantep'te aldığı rolle ilgili mi oradaki sayıları? It was about the role that you took in Gaziantep, the numbers. No, my goal is to... Hedefim her kulüpte, her oynadığım yerde aynı performansı göstermek tabii ki. Şu anda buradayım. Burada da bunu tekrarlama hedefim. Her maç oynayarak, mümkün olduğunca katkı sağlayarak Almanya'da ya da diğer ülkelerde yaptığım, gösterdiğim performansı, Antep'te gösterdiğim performansı da burada tekrarlamak olacaktır. Ben bu noktada kendi mentalitemi asla olduğundan daha küçük tutmuyorum, daha az tutmuyorum. Hedefim her zaman gol ya da asist anlamında takıma katkı vermek için çok fazla çalışmak oluyor ki benim de takımın da hedefleri çok büyük, çok yüksek. Bizler her zaman şampiyonluklar için, kupa kazanmak için, Avrupa'da boy göstermek için mücadele eden bir takımız. Hedeflerimiz yüksek. Benim hedefim de burada aynı hedefleri gerçekleştirmek.